Rehber devam ediyor. Rehberde durağımız Samsun efendim. Bülent Bey'in yanına geldim. Bülent Cantaş, merhaba, nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Birazdan iş konuşuruz ama bir şey söyleyeyim mi? Hani önce kafalar uyacak. Bizim sevgili İsmail'le Çağlayan. Yahu senenin 200 gününü Adana'da geçiren adama Samsun'da kebapçıya götürdüler. Her yerde söyleyeceğim bunu. Ha, Lütfü Usta, ellerine sağlık. Senin kebabına hiçbir sözüm yok. Yemek şahaneydi bak. Ya kurban olayım, işte bu ya. Ya bak, pide olur ama sabah kahvaltı yapmadık. Dedim ki ya, simit var mı? Dedim ki var, değil mi? Bizim neyimiz var Samsun'un? Samsun simidi. Meşhur mudur bu da? Çok meşhur. Valla. Samsun pidemiz, Samsun simidimiz. Burada 10 lira olmuştur simite. 10 lira. 10 lira değil mi? Simit 10 lira bak. Yanına dedim tulum peyniri, kaşar ekstra oldu. 6 ay önce yemiştim. Bu kaşar değil mi Hüseyin abi? Evet, benziyor. Benziyor. Biz fakirler bilmeyiz böyle şeyleri. Çay sınırsız. Göster çayımızı. Kimseye vermeyeceğiz. Abi şunu bir tutar mısın abi? Çekime geçmeden önce. Şunu bir tut. Bak üst sesi. Şuraya yaklaştırır mısın bakayım? Bak. Bak. Bak bak bak. İşte bu. Abi bu. Bak, dünyanın en güzel sabah yeneceği. Tadına baktıktan sonra ilerleyen haftalarda yorum yaparım ama Samsun'un simidi meşhurmuş. Benim birim Ankara simididir. Hatta Kazan Gevreği Adana, ikisi başa baş gider. Güzelini bulursam tabii ki İstanbul, İzmir, İzmit. Benim için simit de önemli. Bunu da tadına bakalım. Sonra da anlatırız ya. Tamam. İş kolay. Afiyet olsun. Hadi beraber olsun. Beraber olsun. Önce yiyelim, sonra çekip. Hüseyin abi hep bana kızar. Der ki ya, otellerde kalıyoruz. Açık büfe kahvaltılar. Hiç kahvaltı yemiyorsun. Sebebini az önce gördünüz efendim. Konu simitse, yanında çay varsa gerisi teferruattır. Biz Samsun'da neler yapıyoruz? Ofis mobilyası sektöründe bölgede uluslar firmaların bölge bayiliğini yapıyoruz. Modern tasarım, mimari çizimlerin olduğu ofis mobilyaları, otel donanımları, okul tefrişatları, kafe, restoran ürünlerini pazarlamasını yapıyoruz bölgede. Peki dostum, şeyler nerede? Şu kafe, işte pastane, o ürünler şu an görebildiğim bir alanda. Evet, arka taraftaki ürünler. Onları bana bu sene göstersene ya böyle. Peki. Çünkü bizim çok işletmeci arkadaşlarımız var. Hepsi de her hafta bizim programı seyrediyor. Özellikle kafeler ve restoranlar konusunda. Bu sene 2024, hatta 2025, öyle her sene değişmesin ya. Sen de az kazan biraz. İki sene gitsin. Evet, bu sene, bunlar mı moda? Evet, bu sene alüminyum ön planda. Hem kolay temizlenebilir ürünler, hem kullanımı rahat ürünler seçiliyor. Şöyle birkaç tane ürün gösterebilirim size. Buyurun. Mesela örnek veriyorum. Şöyle alüminyum, hafif. Bunlar. Evet, temizlenebilir. Bizim Karadeniz biliyorsunuz biraz daha nemli bir ortamın olduğu için, ıslak zemin olduğu için uzun süre kullanılabilir ürünleri tercih ediliyor. Bir de şunu da görüyorum ben. Mesela bir yere gidiyorsun, dünya bir para ödüyorsun, yemek yiyorsun ya da tatlı yiyorsun ama hani şuran rahat etmiyor, belin rahat etmiyor. Bu önemli mi sizin sektörde? Çok önemli. Ergonomi bizim için çok önemli. Bu seneki tercih edilen ürünlerde ergonomi ön planda tutuyoruz. Peki bu sene en çok hangisi satılıyor şu gördüklerimizin içerisinde? Ben mesela ben olsam şunu derim. Evet. Restoranlar için. Evet, o ürünümüz. Orada onun mesela şöyle elma desen dediğimiz modeli var. Aynı ürünümüz. Ve imdat bu da. Bu da imdat. Evet. Bu da her bütçeye böyle, değil mi? Çok parası olmasa da uygun. Buna tel mi diyorlar? Tel sandalye diyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunun da 50 çeşidi varmış. Ben dondurma var. İşi yaparken öğrendim. Hatta bunun, ben dedim inanmadım, dayanmaz mı dedim. Adana'da böyle baba yiğit bir abimiz üstüne çıktı, zıpladı, ayağını koydu falan. Hiçbir şey olmadı. Kaynağıyla alakalıdır. Robot kaynaktır bizim ürünlerimizin hepsi. Bunlar uzun süre çok rahat kullanılabilir. Ne kadar garanti veriyorsunuz ürünlere? 3 yıl garanti veriyoruz. 10 yıl parça garantisi veriyoruz. Güzel. Şimdi tekrar başladığımız noktaya doğru gel, yürüyelim. Oranın manzarası çok güzel. Bu bizim Samsun'umuzun anıt heykelimiz. Atatürk'ümüzün Cumhuriyet Meydanı'nda. Evet, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıt heykelimizin birebir aynısının yapılmışıdır. Satılık mı? Hayır. Bizdeki hiçbir ürün, Atatürk'le ilgili olan ürünlerin hiçbiri satılmaz. Şimdi benim evimde buna layık neresi var onu düşünüyorum. Nereye koyayım diye. Baş köşesi. En güzel yeri. Baş köşe tabii ki ya. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bak, tanıdığım için teşekkür ediyorum. Simit için teşekkür ediyorum. Rehber programında olduğunuz için teşekkür ediyorum.
Ama şöyle mikrofonu size vereyim. Tabii ki. Bunun için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani ben Samsun'da dükkanı versen bu kadar etkilemezdi. Dur şu, vallahi duygulandım. Rehber devam ediyor dostum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza çok teşekkür sağlık. Ederim.